Merhabalar değerli belirim sevgili öğrencilerim. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabında yer alan Dedemin Madalyası isimli metnin etkinliklerini yapmaya çalışacağız. Öncelikle sorumuzu okuyarak çalışmamıza başlayalım. Görsellere bakarak metnin içeriğini tahmin edelim diyor. Şimdi metinde yer alan görsellere bakalım. İlk sayfamızdaki görselde bir tane kız çocuğu var ve onun karşısında bir tane dede var. Muhtemelen bu kız çocuğunun dedesidir. Dedeye baktığımız zaman asker kıyafeti giymiş. Ee, burada bir madalyası var. Muhtemelen eskiden bir savaşa katılmış ve başarısından ötürü ona e, madalya verilmiş gibi duruyor. Bir şeyler konuştuklarını görüyoruz. Bakalım ne konuşuyorlar. Evet burada bir e, savaş resmi var savaşan bir asker ve cepheye mermi taşıyan bir tane kadın var. E, muhtemelen Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir resim olduğunu düşünüyorum çocuklar. Yani dede bu savaşla ilgili düşüncelerini anlatıyor. Bakın dedenin kafasından böyle düşünce bulutları yükselmiş. Bu dedenin bir şeyler anlattığını bize gösteriyor. Dede savaşla ilgili anılarını anlatıyor. Diğer sayfaya gelelim. Burada yine o Hmm, savaş analarını torununa anlattığını görüyoruz. Daha sonra e, alttaki resimde iki tane resim var. Burada bir törene katılmışlar. Bir bayram var burada muhtemelen. E şimdi günümüz tarihine baktığımız zaman da e, 23 Nisan'a yaklaştık. Hatta yarın 23 Nisan. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katıldıklarını düşünüyorum. Burada da Asker selamı vermişler, ee, yoldan geçen insanları selamlıyorlar. Dede e, Gazi muhtemelen selam vermiş, insanları selamlıyor, torunu da ona eşlik ediyor. Şimdi bakalım metnimizi okuyarak çalışmalarımızı yapmaya başlayalım çocuklar. <laughs> Dedemin madalyası. Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte geçit törenini izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. Hazırım dedi dedesi. Gidebiliriz. Öykü dedesinin kıyafetlerini görünce çok şaşırdı. Aa sen asker mi oldun? Gençken asker olmuştum. Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek. Peki bu nedir dedeciğim? diye sordu. Bu vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan askerlere verilir. Sen savaşa mı katıldın? Evet öykücüğüm çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın birçok yerinde düşmanlar vardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu. Peki düşmanlardan nasıl kurtuldunuz? Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerini dolaştı. Askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan tüm insanlar düşmanlardan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik. Dedesinin gözleri dolmuştu. Titre sesiyle Atatürk'ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam etti. Atatürk bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23 Nisan'da açıldı. Sonunda düşmanları vatanımızdan kovduk hepimiz. Çok mutlu olduk. 23 Nisan mı? Yani bugün Evet öykücüğüm, dedeciğim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz, dedi öykü. Tören alanına geldiklerinde en ön sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları sallamaya başlamışlardı bile. Evet, dedesi bizim de resimlerden anladığımız gibi Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarını anlatmış. 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını anlatmış. Ve o günün çocuklara... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildiğini görüyoruz. Birinci etkinliğimizde çalışmamıza başlayalım. Yine kelime çantam etkinliği var çocuklar. Resimler, resimlerle kelimeleri eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. Bakalım burada birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim. Kelimelere bakalım. Madalya, tören, meclis. Şimdi madalya, resimlerden kaçıncısı madalya? Elbette ki Üçüncü resimdeki madalya. Öyleyse buraya ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Madalya. İsterseniz şöyle eşleştirelim de. Tören. Birinci resimdeki mi tören? İkinci resimdeki mi? Evet. Aferin çocuklar. İkinci resimdeki tören. Bunu da eşleştirelim. E geriye zaten kaldı bir. Birinci resim kaldı. Meclis kelimesi kaldı. Zaten birinci resimde de meclisin resmi var. Madalya, tören, meclis kelimelerinin görsellerini bulduk. İkinci etkinlikle devam edelim. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Birinci kelimemiz madalya. Hadi şimdi içinde madalya geçen bir cümle oluşturun çocuklar. Ben de e, cümlemi yazayım. Dedemin madalyası var. Ya da dedemin savaş madalyası var. Savaş madalyası var. İkinci kelimemiz tören. Hadi törenle ilgili bir cümle yazalım çocuklar. 23 Nisan törenine katıldık. 23 Nisan törenine katıldık. Üçüncü kelimemize geçelim. Meclis Atatürk meclisi açtı. Olsun benim cümlem. Atatürk meclisi açtı. Nokta. Evet ikinci etkinliğimizi de yaptık. Sıra geldi üçüncü etkinliğimize. Metinde anlatılanları yazalım diyor. Şimdi okuduğumuz metni bir kafamızda canlandıralım. Bir özet yapacağız. Kısa kısa Kimler vardı? Hangi olay yaşandı? Nasıl bitti? Bunu anlatacağız. Yani kelime kelime her şeyi yazmak zorunda değiliz çocuklar. Aklımızda kalanları yazacağız böyle çalışmalarda. Şöyle yazalım. Bir kız çocuğu bir kız çocuğu ve onun dedesi var. Dede kurtuluş savaşında yaşadıklarını torununa anlatıyor. 23 Nisan'da meclisin açıldığını belirtiyor. Atatürk'ün neler yaptığını anlatıyor. ve birlikte törene katılıyorlar. Yani kısaca metinde bunlar anlatılıyor çocuklar. Siz de bunu kendi cümlelerinizde yazabilirsiniz. Eminim siz daha güzel cümleler kuracaksınızdır. Dördüncü etkinlik. Metne farklı bir başlık yazalım. Metnimizin başlığı neydi çocuklar? Dedemin madalyasıydı. Siz olsanız bu okuduğunuz metne ne başlığı verirdiniz? Eee ben meclisin açılması, meclis, meclis nasıl açıldı diyorum. Benim başlığım bu olsun. Bunu kırmızı kalemle yazayım. Sarının üzerinde siyah belli olmuyor. Meclis Nasıl açıldı? Meclis nasıl açıldı? Kurtuluş Savaşı'nda e, halkla birleşerek ordumuz e, Mustafa Kemal Önderliği'nde meclisi açtı. Ve o gün de çocuklara bayram olarak armağan etti. Şimdi burada bir biliyor musun sayfası var. Biliyor musun? Nezahat Onbaşı Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlıklar Göstermiş kahramanlarımızdan Biridir Evet bunlardan biri Nezahat Onbaşı Pek çok böyle kahraman var çocuklar Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'e ve Onu silah arkadaşlarına yardım eden Özellikle kadınlarımız Cephede Askerlerimize çok yardım etmiştir Askerlerimiz de canla başla savaşmıştır. Hepsine tekrar teşekkür edelim hep birlikte. Beşinci etkinliğe geçelim. Birlikte şiirimizi okuyalım. Şu 23 Nisan'da Doğdu millet meclisi İşte o gün her yanda Yükseldi Türk'ün sesi Bunu her yıl çocuklar Kutlayalım sevinçle Egemenlik de yaşar Hep verirsek el ele Sabri Cemil Yalkut yazmış çocuklar bu şiiri de. Altıncı etkinliğe geçelim. Metindeki noktalama işaretlerini yuvarlak içine alalım demiş. Şimdi metni okurken noktalama işaretlerine dikkat edelim. Biz hangi noktalama işaretlerini öğrenmiştik? Nokta, soru işareti, ünlem, virgül, kesme işareti, kısa çizgi gibi noktalama işaretlerine öğrenmiştik. Vatanını seven, virgül, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Evet, kuruldu demiş, cümleyi bitirmiş, nokta koymuş. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi demiş, cümle bitmiş, nokta koymuş. Meclis 20 Nisan'da açıldı demiş, cümle bitmiş nokta koymuş. Bir de burada 23 Nisan. Burada 23 Nisan özel bir günü belirttiği için özel isim çocuklar. 23 Nisan e, kelime grubuna gelen eki de kesme işaretiyle ayırmış. O da bir noktalama işareti. Sonunda düşmanlar vatanımızdan kovuldu. Cümle bitti. Nokta koydu. Hepimiz çok mutlu olduk. Cümle bitti. Nokta koydu. Bu etkinlikte Virgül, nokta ve kesme işaretini kullanmış çocuklar. Peki bu metinde hangi kelimeler dikkatini çekti? Evet çocuklar, hangi kelimeler burada dikkatinizi çekti? Benim Atatürk dikkatimi çekti. 23 Nisan dikkatimi çekti. Ee, düşmanlar vatanımızdan kovuldu. Düşmanların vatanımızdan kovulması dikkatimi çekti sizin de dikkatinizi çeken kelimelerle ilgili neden bu kelimelerin dikkatinizi çektiğine annenize babanıza anlatabilirsiniz. Bakalım başka etkinlik var mı? Yok. Dedemin madalyası metnin etkinlikleri 6 taneymiş. Bunları bitirdik. Umarım video faydalı olmuştur. Ayrıca çocuklar hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dediklerimi kutluyorum. Hepinize gözlerinizden öpüyorum. Sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na Cumhuriyete sahip çıkacak kişilersiniz. Çok çalışın. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizin emeklerine boşa çıkarmayın. Sizlere çok güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın çocuklar. Mutlu bayramlar.